Yıllara meydan okuyan performansıyla iPhone 6s 2024 yılında PUBG performans testini bakalım nasıl geçecek. Eğer hazırsanız. Yılında yıllara meydan okuyan iPhone 6 isimimizin PUBG performans testine başlıyoruz. Bakalım bize nasıl sonuçlar verecek. Şimdi canlı canlı hepiniz birlikte izleyelim. Evet, PUBG Mobile'a basıyoruz ve cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Bu arada iPhone 6s'in üzerine dünya kadar biliyorsunuz model çıktı. 90 Hz oyun destekleyen cihazlar var. Yalnız bu şimdi göstereceğim size kaç Hz destekliyor. Hep birlikte görmüş olacağız gençler. Şimdi bakalım açılış hızını hep birlikte kesmeyeceğim bu videoyu. Hep birlikte canlı canlı birlikte izlemiş olacağız. Şimdi ilk başta herkesin merak ettiği özelliğe gelelim. Buraya geliyoruz, dokunuyoruz. Ayarlar. Ayarlardan grafik ve seslere geliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere akıcı ve yükseği destekliyor. Dengeli ve yükseği destekliyor. HD yükseği destekliyor ve onun üstündeki HDR'yi desteklemiyor. Ben bu cihazda akıcı ve yüksek olarak klasik ayarlarda oynamayı tercih ediyorum. Tamam'a basıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Ve başlaya bastığımız zaman oyunun açılmasını bekliyoruz gençler. Hali hazırda 2024'te ve 2023'te çıkmış olan Android cihazlarda halen de yüksek ayarlarda oynatan, dünya kadar para vermenize rağmen bu ayarlarda oynatan cihazlar var. Görmüş olduğunuz üzere iPhone 6s üzerinden kaç sene geçmesine rağmen halen daha o zamanın yüksek ve kaliteli amiral gemisi olduğunu bize kanıtlıyor. Bilginiz olsun. Şuradan sesini kısayım. Milletin laflarını dinlemeyelim. Evet, son maçı kazanmışız. Evet, görmüş olduğunuz üzere oyunun açılmasını bekliyoruz ve oyun görmüş olduğunuz üzere halen hızlı bir şekilde açılmaya devam ediyor. Şimdi şu şekilde yaklaştırayım. Siz de net bir şekilde oyun performansını görün gençler. Takip olayını iptal edeceğim. Çünkü deneme amaçlı yaptığımız için. Nereye atlayalım gençler? Hemen şuradaki hospital'ın olduğu tarafa doğru atlayışa geçelim ve bakalım görmüş olduğunuz üzere hızlı bir şekilde, akışkan bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bu esnada halen daha deniyorum. Halen daha donma kasma gibi bir sorunla karşılaşmadık. Bilginiz olsun. Zannetmiyorum da artık karşılaşacağımızı. Çünkü sonuçta bir iPhone serisi olduğu için ne kadar da düşük model olmasına rağmen halen daha 2024 yılında performansını bize sunmaya devam ediyor. Bu arada PUBG'yi çok fazla aşırı iyi oynayamıyorum. Hemen öldürürsek bana abi öldün demeyin. Şuradan bir silah falan alalım. En azından elimiz boş olmasın. Evet. Şu şekilde göstereyim size. Halen daha hızlı bir şekilde devam ediyor. Ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Gidip Android cihazlara, eğer oyun oynamak istiyorsanız Android cihazlara 2024 yılında çıktı diye gidip 10 bin liralar falan vermeyin. Bu cihaz hali hazırda görmüş olduğunuz üzere HD yüksek ayarlarda sizleri oynatabiliyor. Yani tatmin eder etmez o sizin bileceğiniz iş. Fakat halen daha canavar gibi oynattığının şu anda kanıtını görüyorsunuz.
Şurada birini gördüm. En azından gideyim. Ona bir şeyler yapmaya çalışayım. Evet, görmüş olduğunuz üzere çatışma esnasında da sorunsuz bir şekilde çatışmaya girebiliyor. Bakalım arkadaşları falanları filanları var mı? Görmüş olduğumuza göre yok. Bunda da zaten hiçbir şey yok. O yüzden evet, arabayı kullanırken bile bir donma, kasma veya bir sorun sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Ya bu videonun amacı açıkçası 2024 yılında iPhone 6S'in halen daha performansının, bakalım drop'ta ne var? Hemen drop'umuza gelelim. Açıkçası drop'ta bende olmayan hiçbir şey yok yani. Şöyle koşalım. Gidelim. Renk olarak, renk açısından halen daha canlı bir şekilde renkleri verebiliyor. Oyun oynarken dokunma hassasiyetini halen daha rahatlıkla bir performans aracı da oyun oynuyor musunuz gibi tepkileri ve sezgileri var. Bilginiz olsun. Bu arada ben tüm haritayı dolaştım. Fakat adam bulamadım yani. Bulacağım. Ve ben burada gelen kişiyi vuracağım. Yani pis pusuculardan olacağım bugün. Evet, görmüş olduğunuz üzere adamları bulduk. Şurada da birini vurmuştu galiba bu. Evet, görmüş olduğunuz üzere çatışma esnasında görüyorsunuz. Şurası kafama düşmeden bir yere sığınıyor. Evet, görmüş olduğunuz üzere çatışma esnasında sorun sıkıntı olmadı. Şurada da bir kişi vardı, o da öldü. Evet, bu esnada alana doğru ilerlemek lazım. Alana doğru girişimizi sağlayalım. Bu da ne demek oluyor? Çatışma esnasında donma kasma halen daha bu cihaz yapmıyor demek oluyor gençler. Bilginiz olsun. Şuralarda çok pusucular oluyor. Halihazırda gelen giden var mı diye kontrol ediyorum. Evet, görmüş olduğunuz üzere bir kişi geldi. Onunla çatıştık ve onu vurduk. Görmüş olduğunuz üzere gençler. Benim adam nereye sıkıyor? Evet, şurada birini gördüm. Bunu da öldürdük gençler. Halihazırda halen da 12 kişi var. Benim düzgün yok muydu?
Bunun tribün yok. Nerede bu? Evet, görmüş olduğunuz üzere bunu da indirdik gençler. Evet, bunu da vurduk. Tarafta birisi var. Ama hangi tarafta? Evet gençler, görmüş olduğunuz üzere iPhone 6s ile 10 win alarak 10 tane kişiyi öldürerek birinci olduk. Halen de iPhone 6s ile ne kadar botlarla da oynamış olsanız bunu görüyorsunuz. Halen de botlarla da oynamış olsanız performansını sağlayabiliyor. Bilginiz olsun gençler. Bu ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.